bir kıtadan diğerine. Baltık'taki Stettin'den Adriyatik'teki Trieste'ye demir perde çekildi. Varşova, Berlin, Prag, Viyana, Budapeşte, Belgrad, Bükreş. Tüm bu ünlü şehirler Sovyet topraklarına girdi. Winston Churchill. İkinci Dünya Savaşı'ndan birkaç yıl sonra Soğuk Savaş patlak verdi. İki taraf karşı karşıya geldi. Sovyetler Birliği ve esir ülkeleriyle Amerika'nın yönettiği özgür ülkeler. Sovyetlerin avantaj kazandığı bir silahlanma yarışı başladı. Dünya başka bir dünya savaşı tehdidiyle karşı karşıyaydı. Bu seferki bir nükleer savaş. Gerçek bir olaya dayanmaktadır. Herkes binadan çıksın. Derhal. Bu bir emirdir. Baş üstüne. Hızlı olun yoldaşlar. Görülecek bir şey yok burada. Albayım, hükümlü mahkum Oleg Penkovski elimizde efendim. Hükmü burada. İlk önce bir okuyun isterseniz. Gerek kalmayacak. Ivanov, beni öldüremezsin sen. Kurtar beni. Kurtar beni lütfen. Bu günahkarına merhamet eyle ulu tanrım lütfen. Onu fırına atın. Hayır. Hayır yapamazsın. Hayır. Tanrım. Ivanov dur. Ivanov. Ivanov. Hayır lütfen Ivanov. Hayır yapamazsın. Ivanov. Hayır.
17 Mayıs saat 23.17. Albay Kukliski'nin sorgusu teknik bir aradan sonra 11. oturum ile devam ediyor. Sorgulayan Zygmunt Novak. İşbirliği yapmaya başladığında Penkovski olayı hala tazeydi, öyle değil mi? Sık sık Oleg Penkovski'nin sonunu düşündüm. Amerika'ya casusluk yaptığından dolayı Moskova'da bir askeri mahkeme tarafından hüküm giydi ve Mayıs 1963'te kurşuna dizildi, infaz edildi. İster bizim, ister onların olsun, her casusun sonu er ya da geç Penkovski gibi. Yakalanacağını sen de biliyordun. Doğru, evet, biliyordum. Biliyordum. Kalkan 68 harekatına engel olduk. Bununla ilgili ne diyeceksin peki? Evet, 1968 güzünde Rusya... Çin'le Amur Nehri kıyısında yapacağı muharebeyle tüm dünyanın dikkatini çekmek istedi. Sonra bundan kat be kat daha muhteşem bir plan geliştirdiler. Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Varşova Paktı güçleriyle geniş kapsamlı bir harekat. Gece gündüz bunun üzerinde çalıştım. Moskova, 1968. Şuraya bakın. Dahi yoldaşımız teşrif etti. Sana da binbaşı Kutuzov diyebiliriz. Sadece Kutuzov da değil. Sen Kutuzov'la Suvorov'un birleşimisin. Bize bu projede işbirliği yaptığın, planlama işlerine bakan diğer dahilerin isimlerini vermeyi unuttun. Bize onların isimlerini söyle lütfen. Hadi söyle. Seni bekliyoruz. Verilecek hiçbir isim yok. Bütün planı sadece kendim hazırladım. Ne diyor bu? Bence incelemeye tartışmamız gerek. İyi çalışmadın. Bu doğru. Bütün işi kendin mi yaptın yani? Onlarca insanın işini. Hiç yardım almadın mı peki? Evet yoldaş komutanım. Aferin sana. Peki stratejik varsayımlarla ilgili verileri nereden buldun? Berlin'deki kurmay subaylardan. Geri kalan her şeyi taktik birliğiyle ilgili olan detayları da mı kendi başına buldun? Evet yoldaş. Yoldaşı tebrik etmemiz gerekiyor. Evet. Savunma Bakanı'na tebrik mektubu göndereceğiz. Gidebilirsin yoldaş. Evet. Hayır hayır kalkma. Artık konuşabiliriz. Harekat iptal edildi. Haberin var mı bundan? Ne? Neden? Senden dolayı. Anlamıyorum. Sovyetlerin NATO'ya gireceği savaşa dair gerçek planları bozdun. Orijinal olanı mı? Evet. Onu tüm birliklerine gönderecek vakit bile yoktu ama sen kalkıp eğitim tatbikatı diye gözlerine soktun. NATO'ya saldırı mı planlıyorlar yani? Kulikov'un bu iş üzerinde 4 yıl çalıştığını söylüyorlar. Almanya'ya bozucu bir saldırı yapmak tam olarak sosyalist askeri doktrinle bağdaşmıyor doğrusu. Sense bunu 3 ayda başardın. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bir sorun var. Bu demek oluyor ki Amerikalılar saldırıyı geri püskürtmek için kitle imha silahlarını kullanacaklar. Atom ve hidrojen bombası. Yani? Yani birinci ve ikinci saldırıda bize 300 savaş başlığı fırlatacaklar.
Polonya'nın her bir şehrini yerle bir edip Polonya'yı devasa bir Hiroşima'ya dönüştürecekler. Bize karşı değil ama Sovyetleri durdurmak için. Bundan kimin haberi var peki? Herkesin olmalı. Herkesin mi? Yoldaş Vislav'ın Sovyetlerin başı olarak Amerikalılarla konuşmasını ister misin? Yoldaş Vislav'ın değil. Bak, seni ataşe olarak Washington'a atayabilirim. Bizimkisi bana göre yalnızca bir varsayım, savaş falan olmayacak. Bağışlayıcı Tanrı'ya güvenmek zorundayız. Binbaşım, bunu almayı unutmayın efendim. Sağ ol, iyi geceler. Merhaba. Merhaba canım. Ağladın mı sen? Moskova nasıldı? Başarılı. Kulikov'la tanıştım. Dönmüş mü? Nereden? Çekoslovakya'da. Evet. Prag'da onlara karşı büyük bir eleştiri var. Bahar bitti ya. Sözüm ona birkaç adam onun üzerine tiner döküp kendini ateşe verdiğini görmüş. Siyankiewicz ile Gomolka'da görmüş bunu. Böyle bir şeyi niye yapmış ki? Utancından. Bundan dolayı mı ağlıyordun? Reisert. Bizim de başımıza gelirse Çekler gibi kaçmayacağız, değil mi? Baba, baba bizim mi bu? Top yakalamayı öğretir baba, miyiz? Baba lütfen. Mektupları da getirip götürür. İsmi ne olacak? Sivi olsun mu? İsmi Sivi olsun mu? Sakin olun tamam. Dişi bir köpek ve ismi de Zuza. Top yakalamayı öğretebilir miyiz? Peki ya ölü taklidi yapmayı? Komşumuzun sosis köpeği ölü taklidi yapabiliyor. O bir kız. Dişi olduğunu duydun aptal. Sensin aptal. Tamam susun. Sakin olun. Köpeği ben alıyorum. Yataklarınıza dönün. Okula gitmeden önce onunla oynayabileceksiniz. 6'da kalkacağım. Daha da erken koca hatta. Koca popon kalkarsa tabii. Susun. Hazır ol. Gidebilirsiniz. Baş üstüne efendim. Şapkanız olmadan selam vermeyin. Bakayım şuna. Çok güzel. Yatağa geliyor musun? Birazdan gelirim. Acele etmene gerek yok. Nasılsa bana eşlik edecek biri var. Varşova, Aralık 1970. Genelkurmay Başkanlığı. Polonya'daki birlik
Türkler ilk müfrezeyi geçerek şehir merkezine merhaba. İlerledi. Merhaba, bu kadar insan kapıda ne yapıyor? Merhaba, Gdansk'ta işler kızışmış. Olaylar çok büyümüş. Polis radyosunu dinliyoruz. Birinin öldüğünü söylüyorlar. Ne demek ölmüş? Yani öldürülmüş mü? Vurulmuş mu? Kim vurmuş? Mavi üniformalı kahramanlar. Bizden değillermiş, öyle değil mi? Bilmiyoruz. 32. zırhlı dünden beri teyakkuzda. Rakovski ile ilgili açıklama yapmadı. Rakovski dün Gdansk'a gitmişti. Marian mı? Ayaklanma büyüyerek askeri neden? Orası çok soğuktur. Bir grup genç olaylara karışarak patlamaya sebep oldu. Bu tam bir skandal. Siviller de bu patlamadan zarar gördü. Muhtemelen bunlar çocukların kanı. Çok kötü bir intiba bıraktı. Herhangi bir şey anlıyor musun? Hemen temizlenmesi gerekiyor. Sesini açsana. Aksi halde bu durum halkın büyük bir bölümünün bölünmesine sebep olacak. Acil müdahale etmeli ve halkın bu gruplardan ayrılıp temizlenmesini sağlamalıyız. Kumandan, hazır ol. Neler oluyor burada? Krizin tam ortasındayken radyo mu dinliyorsunuz? İşiniz yoksa ben size bulurum. Hemen karı temizleyin. Acele edin. Tam bir gerizekalı. Ulusal marşı çalın, tamam mı? Gdansk'a gittim. Emri kim verdi? Nasıl gidiyor? Dikkat etsene. Özür dilerim. Özür dilerim. Vislav verdi. Sokakta bir uyarı ateşi yaptık. Sonra silahları elimize aldık. Atılan kurşunların çoğu sekti. Ne demek çoğu? Sokağa 61 bin asker, 1800 tank ve 1750 zırhlı yerleştirdik. Birinin ölmesi gerekiyordu, değil mi? 3000 işçiye karşı bütün ordu mu? Size neyle karşı koyacaklardı, kürekle mi? Hayır, çoğu tersaneden gelmedi. Haberler Moskova'dan geldi. Yarbaylığa terfi ettirilmişsin. Tebrik ederim. Adam öldürdün mü Maria? Bunu neden soruyorsun? Adam öldürdün mü? Evet, öldürdüm. Hepimiz öldürdük. Ağladık. Erkekler nasıl ağlarsa artık. Fakat öldürdük. Çünkü başka çaremiz yoktu. İçelim. Başka neyimiz kaldı ki? En iyisi Sovyetler gibi içip onlar gibi davranalım. İkimizin de babası iç güvenlik kuvvetindeydi. Gerici herifler işte. Belki de Polonyalı değil de Sovyetizdir. Ne dersin? Derinlerde kendimize Kosciuszko olduğumuzu, Polonyalı subaylar olduğumuzu söyleriz. Ama öyle değil.
Sovyetler bizim ruhumuzu esir aldı. Koşisko değil. Yeni yılın bir öncekinden daha iyi olacağını umalım. Evet ama ya olmazsa? Şş, 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 şş. En azından öyle olmasını dileyelim. Sayın efendim, dilinizi çok iyi bilmiyorum. Bu çok fena. Nasıl? Tamam işte buldum, evet. Dışarısı kötü. İçki ister misin? Tam da ihtiyacım olan şey. Deniz mi tuttu? Geçer şimdi. Marian, Wilhelm Schaven'i biliyorsun. Hiç posta kutusu var mı? Eve kartpostal gönderebilir miyim? Tabii. Amerikan Büyükelçiliği. Lisanımın kusuruna bakmayın. Ben komünist bir ülkede yaşayan yabancı biriyim. Gizli olarak bir Amerikan subayıyla görüşmek istiyorum. Teğmen albay olabilir. Çok fazla vaktim yok. Komutanımla birlikte Amsterdam'dan size telefon ettiğimi bilmemeleri gerek. Amerikan elçiliğine gelebilirim. Tuzak mı? Sovyetlerden mi? Büyük ihtimalle Polonyalı veya Çek. Uzmanlar dil bilgisi hatalarını inceliyor. Yapı lehçe veya Çek diline uyuyor. Yok mu sayalım? En hızlı şoförümüz kim? Williams. O zaman bırakalım Williams bizi Lahey'e götürsün. Langley'e nasıl rapor vereyim? Her zamanki gibi. İrtibata geçerek onlara umut vermek istemiyorum. Bir de birkaç askeri kimlik ayarla. Ordudan biriyle görüşmek istediğini yazmış. Hı hı. İnmedi, hadi gidelim. Merhaba. Elindekine gerek yoktu. Sen olduğunu hemen anladım. Vietnam'da birçok arkadaşınla tanıştım. Hepsi sana benziyor. O yüzden casus olmak için biçilmiş kaftan değilim. Memnun oldum. Hadi bin gidelim. İçeri gir. Otur lütfen. Teşekkürler. Acaba
kimlik ve dokümanlarınızı görebilir miyim? Beyler, kimlikleri alayım. Bu antrenör lisansım. Orduyla ilgili doküman getirmedim. Çok tehlikeli. Ben Amerikan ordusundan Albay Boone. Bunlar da Deniz Piyade Teşkilatı'ndan Kaptan Nicholas'la Çavuş Murphy. Mektup yazıp bizimle konuşmak istediğini iletmişsin. Ne hakkında konuşmak istiyorsun? En hafif deyimiyle Polonya ordusunda şu anki siyasi sisteme karşı tutum benimseyen bir grup subay var. Böyle diyebilirim. Bir dakika. Amerikan ordusu bizi buraya bizzat seninle konuşmak için gönderdi. Diğer subayların adına konuşmak için buradaysan o zaman Amerikan ordusu böyle bir irtibatla ilgilenmez. Anladın mı? Dün akşam sen de aramızda olmalıydın. Ona cevabını verdim. Binbaşı, karşı istihbarat patronlarımızın ruh haline kaç puan veriyor? Karşı istihbarat Ulusal Savunma Bakanı'na hedef almaz. Sadece şakaydı. Karşı istihbarat şakasını en son yapacak yarbaya da bak sen. Söyle bakalım, hangi gizli dokümanlara erişim hakkım vardı? Normal gizli olanlara komutanım. Reisart, az önce senin hakkında karşı istihbaratla bizzat binbaşı Putek'le görüştüm. Çok karmaşık bir durum var. Albay Rakovieski bu sunumu tek başına halledemiyor. Anlayamadım efendim. Sovyet yoldaşlarımız için sen hazırlayacaksın. Bugünden itibaren hem gizli hem de çok gizli bilgilere erişim hakkın olacak Albay Reisart. Baş üstüne efendim. Elindekini verip çıkabilirsin. Bu neden böyle buruşuk? Şunun haline bak. Düzgün bir dosya bulamadın mı? İyi günler. Albayım, Albay Kuklinski'yi soruşturmak zorundayız. O nedenmiş? Vietnam'daydı ve Serapat olayından dolayı orada görev almış herkesi arıyoruz. Dahası Kuklinski Almanya'ya gidiyor ve benim de gitmeme izin vermiyor. Bir dakika önce de bütün bilgilere sınırsız erişim hakkı kazandı. Tamam, madem mecburuz. Şimdilik dur bir bakalım. Komutan Kufel'e sorayım. Belki seni de bir gemiyle gönderir. Ama efendim, bu Kuklinski'ye hiç güvenmiyorum. Kuklinski ihtiyarın gözbebeği ama. Konuşmalarını hep o yazar. Bu arada seni de çok kişinin sevdiği söylenemez Putek. Albay Kuklinski, 44 yaşında. Polonya ordusundaki en genç kıdemli subaylardan. Vietnam'da onunla tanışmış olan subaylarımızla irtibata geçmiş. Büyük bir söz sahibiymiş ve katı bir komünist değilmiş. Verdiği sözlerin farkında mı acaba? Yoksa yem olarak mı kullanılıyor? Daha geniş bir provokasyonun planı. Onun fikri mi bu? Polonya ordusunun komplosu da olabilir. Çok safça. Ya da tüm bunlar totaliter rejimin içerisinde totaliter bir örgütün üyesi olmanın verdiği çaresizliğin bir sonucudur. Akıllarını çelmiyor da değil hani. Ne istiyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi?
Hiçbir şey istemiyor Hayır. mu? Lahey'de tanıştığımızda alışverişe çıkmış havası versin diye hediyeler verdik. Kuruşu kuruşuna ödeyecek. Hayret, paramızı istemiyor. Herkes ister halbuki. Ben para istemeyen adama asla güvenmem. Denemek zorundayız. Penkovski kadar büyük bir harekat olabilir. Penkovski harekatının başarıyla sonuçlandığını pek söyleyemeyiz ama... Biliyorum ama... O bana dürüstmüş gibi geldi. Bence en geç 12-18 ay içerisinde deşifre olacak. Yine de bunu onaylıyorum. David? Evet? Varşova'ya gidiyorsun. Ne kadar faydalı olacağını değerlendirmek için 3 ayın var. Umarım seni köprüyle takas etmek zorunda kalmayız. Takas edilecek kimsemiz yok. Çok uzun zaman bekleyeceksin. Ah, lanet olsun. Ben Daniel. Memnun oldum. Nihayet tanıştık. Bu senin için. Kulikov 6 yıl önce Doğu Almanya'da bir saldırı planladı. Harita burada. İki seçeneğin var. Ya konvansiyonel kuvvetlerini 120 bölüme ayıracaksın... ...ya da 6-7 bölümden oluşan ani müdahale taktik ekibi oluşturacaksın. Asıl önemli olan da askeri hareketliliği kurallarından şaşmayacaksın, tamam mı? Böylece iş 2 gün sürmüş olacak, 2 hafta değil. Pekala. Elinle mi yazdın? Daktilo kullanamıyorum. Polonya'da bunların hepsi kataloglanmıştır. Amerika'da parmak izlerinin yaptıkları gibi yani. Sigara? Zevkle. Sende kalsın. İçinde kamera var. Dokümanları yeniden yazmak yerine fotoğraflarını çekebilirsin. Orijinallerini asla kaldırma. Asla bunu yapma. Çok doğru, haklısın. Yapmam. Olur da uzmanlarımız anlarsa savunma politikamızı değiştirmek zorunda kalırız. Ki bu da çok zahmetli bir iştir. Gelecek sefer sana daha zahmetli bir iş getireceğim. Albatrosları hiç duydun mu? Hayır, hiç duymadım. Sovyetler Doğu Avrupa'da 3 yere yüksek rütbeli amirleri için nükleer sığınaklar inşa ediyor. Moskova yakınlarında, Bulgaristan ve Polonya'da. Polonyalıların planlarına erişim hakkım var. Bir sonraki buluşmamızda sana her şeyi anlatacağım. Reisert, bundan sonra yalnızca gerektiği zaman buluşacağız. Nükleer savaşa hazırlık için sığınaklar inşa ediyorlar. Anlıyorum. Sorun ne? Sorun yok ama bunca şeyden sonra... Nihayet açık açık konuşabileceğim birini bulduğumu zannettim. Hiç kimseyle konuşamazsın. Annenle, karınla, hatta çocuklarınla bile. Kendi başına hayatını sürdürmelisin. Öyle yapıyorum zaten. Doğrusunu yapıyorsun. Ve eğer yeniden buluşursak lütfen sivil kıyafet giymeye çalış, olur mu? Polonya ordusunun en iyi kordon sırlarına ihanet etmek nasıl bir histi? Polonya ordusunun hiçbir sırrına ihanet etmedim. Amerikalılara verdiğim her şey yalnızca Sovyetleri ve Varşova Paktı kuvvetlerini ilgilendiriyordu. Evet, ancak Polonya'nın ulusal savunmasına zarar verdi, öyle değil mi? Hiçbir şey Polonya'nın ulusal savunmasına gizli bir Sovyet doktrininin kışkırttığı NATO nükleer saldırısı kadar zarar veremez. Ya meslektaşlarına? Ordudaki kardeşlerine ihanet etmedin mi? Meslektaşlarıma asla ihanet etmedim ben. Onları ve teslimiyetçi, akılsız, korkak ve direnemeyecek kadar zayıf olan... ...tüm Polonya ordusunu tehdit edip köle gibi çalıştıran... ...yabancı bir süper güç vardı. İvanov'la Genelkurmay Başkanlığı'nın toplantısında tanıştım. Kim olduğunu anladınız mı? KGB ajanı diyorlar. Ben de duydum. Bir şeyler içtik ve sonra gerçekten Penkovski'yi canlı canlı çelik fabrikasının fırınına atıp atmadıklarını sordum. Sanki yüzüne patlatmışım gibi tepki verdi. Amerikalılar şaşırtmıyor. Ne zaman Polonyalı bir subay komutanlarımız hakkında konuşsa gerçekten saçma sapan konuşuyorlar. Adamı yaktınız mı yakmadınız mı diye sordum.
Şu an Polonya ordusundan söz etmiyoruz. Ben sokaklarda işçileri vurdum. Bana anlatabilirsin yoldaş dedim ona. Sözlerime bozuldu ve ayağa kalkıp gitti. Boş verin şimdi onu. Strzemenski'ye. Onun için içtik. Kobra'ya o zaman. Valşak. Gerçekten iyi eğitimlisin. Çok pis eğitilmişsin. İyi akşamlar. Ben oğlunuzun arkadaşıyım. Dışarıda bekle lütfen. Bogdan sana taksiye kadar eşlik eder. Gerek yok. Evim çok yakında. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dur, kaçma. İçtin mi? Ne önemi var ki? İzin vermediğin için araba kullanamıyorum. Vietnam'da bir yılımı bunun için para kazanarak harcadım. Sen ne kazandın? Daha öğrenciyim. Çalışmıyorum biliyorsun. Daha askeri akademiye başvurmadın mı? Ömür boyu mahkum olmayacağım. Ben de babam gibi bir Polonya subayıyım. Bu üniformaya saygı göstermen gerekiyor. Subay olabilirsin ancak Polonya ordusunda mı? Orası muallak. Sen o saygıyı 1970'te Gdańsk sokaklarında kaybettin. İşte parayı da böyle kazandın değil mi? Albatros. Ne yapıyorsun? Çok gizli belgelere bakıyorum. Sigara ister misin? Kullanmıyorum. Berbat kokuyor. Kulikov'un raporu ne zaman hazır olur? Hazır olduğunda hazır olmuş olur, değil mi? Komutan Kulikov'un güvenlik şefi sana bunu vermemizi emretti. Tut.
Sovyetler Albatros dedikleri Moskova, Bulgaristan ve Polonya inşa ettikleri 3 antinükleer sığınağı yapımını bitiriyor. Özel olarak en üst siyasi liderler ve üst komuta askerleri için tasarlandı. Martı sayesinde onlara ulaşabilir, tüm Sovyet liderlerini ve askeri komutanlığını bir anda alaşağı edebilecek tartışmanın başında onları saf dışı bırakabiliriz beyler. Bu duruma göre uzman değerlendirmelerini sizlere bırakıyorum. Bu bilgi Penkovski'den bu yana elimize geçen en değerli istihbarat belgesi. Tebrik ederim. Dolmuş veya kapanmış hiçbir Polonya bölümünün Martı harekatı ile alakası yoktur. Martı çok gizli belgeler arasında yerini koruyacak. Şu andan itibaren bu belgelere başkan, başkan yardımcısı ve dışişleri bakanı dahil olmak üzere 9 kişinin erişim hakkı var, anlaşıldı mı? Peki bu iş için mi seçildiler? En iyi uzmanlarımızdan oluşan takımımız günde 24 saat çalışarak 2 hafta boyunca analiz yapacak ve bu aylarca devam edecek. Martı harekatı için elimizde Lehçe ve Rusça bilen 8 tane yeminli tercüman bulunmakta. David, seninle biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Martı bizim Avrupa'daki önceliğimiz. Martı'yla planlanmış irtibat takvimimize bir bakalım. Başkan Amerikan savaş doktrininde değişiklik yapmak üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni ve Amerikan Genelkurmay Başkanlığı'nı toplantıya çağırmış. Martı'nın ani müdahale kuvveti ve hareketlilik konusunda haklı olduğunda hemfikir kalmışlar. Sovyetlerle mücadelede konvansiyonel silahlara milyar dolarlar yatıracaklar. Albatrosların yerlerini biliyoruz. Bunlar esas alınarak uçak savar ve roket savar savunma sistemleri hakkında bilgi edinmek çok değerli olur bizim için. Bu gördüğün Rusya'daki planlama karargahının hazırladığı bir soru listesi. Efendim, Martı bize hangi bilgileri vereceğine bizzat karar verir. İkna et. Onun menajeri sensin. Madem para istemiyor, bunu ona ver lütfen. Köpek bir koku alıyor. İza'dan çok uzaklarda olduğunun kokusunu alıyordur. Daireyi neden sattık ki? Orada kalabilirdim. Ah, günümü mahvetmesen iyi olur oğlum. Nasıl? Elbette çok güzel. Hadi. Korkak olmaz uzağa, hadi. Hadi, çok basit. Bak, işte böyle. Geldin mi? Hadi gel. Merhaba. Saygılar albay. Efendim? Merhaba. Binbaşı Darius Ostrzejewski. Albay Rizat Kuklinski. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Vazan sivil birini göndereceğinden korkmuştum. Burada hep askeri tayfa var. Komşu olacağız. Nasıl yaptı bilmiyorum ama kesinlikle biri villa alacak parası yok. Evet, bir ev aldı. Dairesini sattığını söyledi. Parayı da herhalde Vietnam'dan getirdi. Elbette. Beyan bile etti. Bir de söylediklerine göre kendine bir otomobil almış. Vietnam'da iyi para kazandı. Kalıbımı basarım hepsini beyan etmedi. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Para verdiler tabii ama çok da değil. Tabii başka yerden almadıysa parayı. Başka yerden mi? Amerika'dan. Merhaba. Merhaba. Merhaba komutanım. Merhaba. Thank you.
İşaretini aldık. Seni tekrar görmek ne güzel. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim sen? İyiyim. İrtibat kurma şeklimizi değiştirmek zorundayız. Bu konuda sana iki kere yazdım. Bugün karşı istihbarat neredeyse duvardaki yazılarımı görüyordu. Biraz çocukça oldu. Biliyorum. Kusura bakma. Evde olmayan sebeplerle teknik çözümleme biraz zaman aldı. T-72 tankı için planları aldın mı? Evet. Büyük bir hayal kırıklığı. Ivır zıvır olduğunu söylemiştim sana. Rus bir arkadaş Alman konusunda uyarmıştı ancak Girek'in başka çaresi yoktu. Buna rağmen Marian Rakoveski Leopar'ı yol boyunca koşturdu. Gülmekten karnıma ağrılar girdi. Sorun ne? Hiç. Kendine dikkat et. Daha yeni bir ev aldın. Evet ama paranın izini süremezler. Senden hiç almıyorum. Bunu biz biliyoruz, onlar bilmiyor. Tamam, dikkatli olurum. Başka bir şey? Evet. Bu senin. Ama maalesef bunu sana veremem. Şimdiye dek Amerikalı olmayan hiç kimse alamadı. Bizzat Başkan Carter bu istisnayı onaylamak zorunda kaldı. Bu çok özel bir durum, anlıyor musun? Tahmin bile edemezsin. Teşekkür ederim. Sivil olarak da çok yakışıklı. İlginç. Jones onu dürüst olarak tanımlamıştı. Albatros üzerindeki uçak savar savunma sistemiyle ilgili olan soruları casusa verdin mi? O casus değil. Ne o zaman? Müttefik. Onun için kendini ateşe mi attın? Çabuk ol. Hava soğuk. Merhaba Cesio. Merhaba, kusura bakma, ellerim dolu. Biraz sessizlik ve huzur bulduğum tek yer. Sessizliğe ihtiyacı olan tek sen değilsin, hadi. Bize daha büyük bir ev lazım baba. Kim o kapıyı çalan? Ne işin var burada? Merhaba Reisart. Hoş geldin. Uzun mu kalacaksın? Cumartesi günü bir parti düzenleyelim. Sabah Moskova'ya. Oradan da Kulikov'la beraber Budapeşte. Sana selam söyledi. Sağ olsun. Budapeşte de bir sorun mu var? Hayır. Neden olsun? Sıradan bir ziyaret işte. Gittiğin her yerde sorun çıkıyor. Onun için soruyorum, tamam mı? Tet saldırısı, Prag baharı. Herkes Smerş üyesi olduğunu söylüyor. İnsanların ağzı torba değil ki büzesin. Hem de en olmayacak kişilere söylüyorlar. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı bir savaş durumunda Sovyet karargahını Varşova Paktı ordularını zincir üzerinden direkt komuta edebileceğini düşünüyor. Bunu tüm ulusal savunma bakanlarıyla tartışmak istiyoruz. Polonya ordusu da dahil mi? Çek, Alman, Bulgar ve Polonya ordusu da. Kimseye ağzını açmıyorsun. Düşman asla uymaz. Elbette. Zaten ben de kendimi çelik fabrikasının fırınında bulmak istemem. Sana güveniyorum. Bana da bir atış mangası ayarlarsın artık. Reitzart, senden kimse şüphelenmez. Senin gibi namuslu bir adama güvenemezsek, söylesene kime güveneceğiz ki? Kariyer manyaklarına, sarhoşlara, sadistlere, hainlere, hırsızlara mı güveneceğiz? Tüneldeki sıçanlar gibi karanlık olduğumuz saklanacak, delik arayan ezikler kalkmış, şu işe bak ki
Hepsi birden kalkmış ordumuza kulp takmaya çalışıyorlar. Polonyalıların bir sözü vardır. Tanrı, şeref, memleket. Mareşal Kulikov'un ofisi, Moskova. Otur. KGB Tayakkuz'a mı geçti? Penkovski'den bu yana hepsi sessiz. Varşova'da Serapat var, zayiat çok az. İvanov en yüksek komuta kademesinde çatlak var. Varşova paktında büyük bir çatlak var. Casus mu? Veya bir aptal. Eğer öyleyse saf dışı bırak. Casus ise tutukla. Merhaba. Direkt işten geliyorum. Üstümü değiştirmeye vaktim olmadı ama likör aldım. Oo, vay. Ama bir buz at. Olur mu? Hania, eviniz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben kadeh getireyim. Sağ ol. Oğlan nerede? Ama çok güzelmiş burası. Teşekkürler. Bay Kuklinski. Evet, benim. Hemen geldiler mi? Eğlenceye daha yeni başlamıştık. Müsaaden arkadaşım. Ne oldu? Yok bir şey. Ben Polonya ordusu subayıyım. Askeri inzibat yanınızda olmalı ve devriye amirinizin rütbesi binbaşı veya daha yüksek olmalı. Kimliğiniz var mı? Elbette var. Neler oluyor? Binbaşım, Bay Kuklinski'ye birkaç soru sormamız gerekiyor. Rahat bırakın bizi. Ne soracaksanız sorun. İnsanları daha fazla rahatsız etmeyin. Albay Kuklinski, plakası WAA3804 olan otomobil sizin mi? Evet. Bogdan Kuklinski sizin oğlunuz mu? Kaza mı geçirdi yoksa? Hayır, kazaya sebep oldu. Büyük bir ihtimalle alkollü araç kullanırken. Ben giderim. Hayır, hayır. Arabam var ve içki içmedim. Sen içtin. Teşekkür ederim. Nöbetçi subayım. Alkollü araç kullanma. Bogdan Kuklinski. Çıkar kelepçeleri. Acıyor mu? Dişim sallanıyor. Bir daha kimsenin hayatını tehlikeye sokmayacaksın, anladın mı? Vodkayla kendini öldürmek istiyorsan durma, devam et. Ama sarhoşken asla araba kullanma. Asla. Sarhoş değilim. Saçma sapan konuşma. Ben içmedim diyorum, damardan kompot aldım. Ne? Kompot, ne olduğunu bilmiyor musun? Kompot. Kompot da ne? Haşhaştan yapılmış bir ilaç. Polonya'ya özgü uyuşturucu. Hadi durma. Vursana. Durma. Silahın var mı? Vur beni. Bunu yapabilirsin. Nasıl yapılacağını çok iyi biliyorsun. Yapabileceklerimi tahmin bile edemezsin. Sen de öyle. Asıl sen edemezsin. Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Neymiş? Bizi umursamıyorsun. Beni, valideyi, hatta annemi bile. Tek umurunda olan komünistlere çalışmak. Bir kap yemeği, fazladan sosise ve daha iyi bir banyo döşemesine. Saçma sapan şeylere çalışan bekçi köpekleri gibisin. Hayatını berbat ettin. Bu yüzden kendinle ilgili maval okuma sakın bana. Buna hakkın yok. Bu cahilin aklını başına getiremezseniz seve seve yardımcı olabiliriz. Oğlumun yüzündeki yaralar nasıl oldu? Kazada elbette. Başka nasıl olacak? Hey, kapa çeneni. Tüm ifadesi alındı mı? Oğlumu eve götürüyorum. Baba. İza'yı da hapsettiler. Kızı serbest bırak. Ne yapacaksın? Kardeşin umurunda değil mi yani? Yemek kitabı daha mı ilginç geliyor? Bundan başka her kitap ilgimi çeker. Valdek. Basket. Yukarı çık hadi, kımılda. Sağ ol, işimi çok rahatlattın.
Hey! Üniversite giriş sınavlarına girmeyecek misin? Daha kaç kere girebilirim ki? Tıp olmaz belki ama hukuk Valdek'in de hoşuna gider. Ah, anne. Sonra da evlenirsiniz. Bundan çok memnun kalırım. Ne yapmak istiyorsun oğluma? İş kuracağım. Önce kendime bir Norton aldım, orijinal. Tamir eder satarım. Nasıl yapılacağını biliyor musun? İzan'ın abinin motosikleti var. Ordu konusunda ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Efendim? Neler oluyor? Martı belgelerin çoğunu bize geçiriyor. Evet. Bir sürü riski göze mi alıyor? Evet, buna değeceğine inanıyor. Psikanalist raporları onun kişiliğindeki bariz değişikliğe vurgu yapıyor. Daha kararlı, daha az ihtiyatlı ve gergin hale gelmiş. Unutma, Sovyetler bu işin tamamlanacağını biliyor. Zira ne zaman ve hangi ordu tarafından olacağından haberleri yok. Martı'ya durmasını söylüyor. Peki efendim. Aşina olmamız için bize sadece en önemli bilgilerin belgelerini verdiğini söylüyor. Şu an psikanalistlerimiz bu bilgilerin Penkovski tarafından sağlanan her şeyden bile daha değerli olduğunu kabul ediyor. Ya Penkovski gibi sonunu getiremez. David onun menajerisin, arkadaşı değil. Bir süre yavaşlamasını söyle. Bu bir emirdir. Şu an önemli bir şey olduğu falan yok. İyi bir iş çıkaracağız. İlk aşamayı kazandık ama ikincisi çok çetin geçecek. Şunun farkındayım ki yardımcı olursanız biz de kazanırız. Varşova, Ağustos 1980. Teknisyenin yaptığı şey Sovyetlerle olan ilişkimizde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir. General Soyuzki ordu ve güvenlik güçlerini kullanarak Polonya'da olağanüstü hali planlamamız için bize talimat verdi ve bunu yapacağız. İyi de Polonya'da olağanüstü hal gibi bir durum yok. Yok mu? Ne var peki? Savaş halinde sıkı yönetim. O zaman sıkı yönetimin üstesinden gelin. Kime karşı savaş açılacak? Düşman seni bulur, merak etme. Bakıyorum da şahsen ikna olmamış gibisiniz albay. Bu gerçekten öyle mi? Sizi temin ederim ki şahsi inançlarımın burada önemi yok. Kuklinski, benim için çok değerlisin. Yani bunu yaparken iyi hissetmiyorsan başka birini bulabilirim. 1970'teki gibi. Hayır hayır. 1970'teki plansız ya da hazırlıksız yapılmış acemice bir işti. Kargaşa, panik. Çok amatörce. 1968'de Çekoslovakya'da yaptığımız gibi bir şey lazım bize. Sovyetlere müdahalemizi planlayan da sendin. Haksız mıyım? Oldukça da etkili olmuştu. Bunun fazlasıyla gizli bir bilgi olduğunu sanıyordum ben. Çalıştığım insanlar hakkında elimde gizli veriler olmadan bütün bu pislikleri komuta edebileceğimi mi sanıyorsun? Sence bu gerçekten mümkün mü? Ne diyorsun? Yapacak mısın? Evet. İşte bu. Aferin sana. Saat kaç? 2:30. Neden yatağa gitmedin? İza ve ailesi 11'e kadar seni bekledi. Kusura bakma, tamamen unutmuşum işte. Sen sarhoş değilsin. Sevgilin mi var? Ne?
Sevgilin varsa bilmek istiyorum. 25 yıldır aynı çatı altında yaşadığım kişiye sevgilisi var mı diye soruyorum. Bunu yüzüme karşı söyle. Yaptığından daha iyi olur en azından. Ne yapıyorum ki? Ne mi yapıyorsun? Şu kadarcık bile saygın yok bana. Söyle, ne zamandır bir sevgilin vardı? İşteydim. Yüzüme karşı yalan söyleme. Bunu yapamazsın bana. Sakın yalan söyleme. Sakın yalan söylemeye kalkma. Oğlunla evde olmak varken neredeydin? İlişkin ciddi mi? Onunla beraber yaşamak, ondan çocuk sahibi olmak istiyorsun değil mi? Yoksa 20'li yaşlarında tek gecelik taş sekreterlerinden biri mi? Hani'ye bak, işteydim diyorum. Bir sürü... Beni sevmemenle bir şekilde başa çıkabilirim. Ama bana saygı duymadığın için seni asla affetmem. Müttefik ordumuzun değerli dostları, hepiniz hoş geldiniz. Gidelim. Hazır ol. Buyurun efendim. Çözüm bulmak için fazla zaman kalmadı. Baylar, Dayanışma adlı yıkıcı bir grubu mahkeme kanalıyla meşru hale getirdiniz, öyle değil mi ha? Söyleyin. Acaba bu konuda bir şeyler yapacak mısınız? Böyle bir plan görmüyorum. Bu konuda hiçbir adım görmüyorum. Eğer bu konuda hiçbir şey yapmazsanız 15 Sovyet zırhlı tümene, 2 Çeke ve buraya düzen getirecek bir Alman'a sahibim. Kellelerinizi uçurmadan önce karşı devriminizi bastırmak gerekecek baylar. Bu konuda ne söyleyeceksiniz merak ediyorum. Şundan emin olun ki yoldaş general, kendi çöplüğünüzde böyle yaparak benimle asla başa çıkamazsınız. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin. İlginiz için teşekkürler yoldaş Marşal. Bu konuyu parti yetkilileriyle mütalaa edip vardığımız sonuçlar neticesinde alacağımız aksiyonları size bilahare bildiririz efendim. Teşekkürler Marşal. Çok teşekkür ederiz. Saşa, seni görmek ne güzel. Mareşal gitmeden önce seninle konuşmak istiyor. Affedersiniz, sizi hemen odasına bekliyorum. Siz Polonyalılar hepiniz aptalsınız. Ne dersin? Sence dayanışma çalışma kampını kapatacak mı? Buna burada bir son vereceğiz hepimiz. En parlak planları yapan yoldaş albay burada. Abartıyorsunuz yoldaş Mareşal. Tevazu kızlarda iyi, kadınlarda yakışıksız ve gereksizdir. 1968'deki Çekoslovakya işgalini sen planladın değil mi? Evet, ben planladım. Beni dikkatle dinle. Kulaklarını iyice aç ve dinle. Size yardımı edersek Batı, Polonya'da bir Afganistan daha oluşturmayı asla kabul etmez. Şimdi olmaz yoldaş general. Buyurun.
Şimdi iyi dinle beni. Birbirimize kenetlenirsek savaş çıktığında kimse bizi yenemez. Anlaşıldı mı Kuklinski? Savaş her şeyi değiştirir. Burjuva bakanınız Bek'in dediği şey de buydu işte. Savaş yani. Gündelik meseleler yavaş yavaş arka plana itiliyor. Anlaşıldı mı? Sana söylediğim bu şey çok gizli. Moskova'da yalnızca bu konuyu birkaç kişi biliyor. Evet yoldaş. Bizzat hazırladığım planı alıp ikinci darbeyi vuracağımız güçlerle beraber ordunu yöneteceksin. Bunu zamanında Kalkan 68 harekatının bir parçası olarak planlamıştık. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği. Kulikov. 18 ordu için plan kuruyor. 8 Aralık 1980'de hazır olacak şekilde. Jack. Hey, gittiğin yere dikkat etsene. Affedersiniz efendim. David Ford'unu takdim etmeme müsaade edin lütfen. Bu bizim Varşova'dan gelen adamımız. Geldiğiniz için teşekkürler. Bu da Martı'dan gelen orijinal rapor efendim. Efendim aslında o bir radyo yayınının dökümü. Martı Spark adlı yeni bir cihaz kullanarak elektronik yolla bize gönderdi. Mükemmel. Bir an önce Brejnev'e nerede olduğumuzu net olarak bildirmezsek... 8 Aralık 1980 tarihinde 18 Sovyet, 2 Alman ve 1 Çek bölüğü ihtilal için harekata başlayacak. Efendim, Martı daha önce bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Fakat bu... David? Martı'nın bize verdiği her şey sonrasında tamamen doğrulanmıştır. Raporlarına kefil olabilirim. O zaman bir sorunumuz var. Polonyalılar bize... Kucak kucak rapor yazar. Sovyetler ayaklanmayı bastırır. Kötü şeylerin nasıl gelişeceğini bilemeyiz ama en azından süreci durdurmamız gerektiğinin farkındayım. Bunu unutmayın. Ajanınızdan gelen rapora dayanarak nükleer darbeyle Brejnev'i tehdit mi edeceğiz yani? Diğer kaynakların teyit etmesi için beklememiz gerekmez mi? David ona kefil olur. Kim o David? Üzgünüm efendim ama bu bilgi gizli tutuluyor. Bana başkanı bağlayın. En azından harekat kod adını söyle bana. Jack Strong efendim. Brejnev'in bürosu. Kremlin, Moskova. Hayır. Mareşal Kulikov bir tür oyun oynamıyor. Parti kuralları hakim burada. Mareşal Kulikov değil. Ordu sadece hükümet ve parti kararlarını uygular. Size de iyi geceler dilerim. Yoldaş Mareşal Kulikov, Avrupa'nın işgalini mi planlıyorsun? Oturabilir miyim efendim? Planlıyor musun, planlamıyor musun? Otur tabii. Hayır. Avrupa işgal planları mevcut mu peki? Ne demek istiyorsunuz yoldaş genel sekreter? Planın varsayımlara dayanıyorsa Polonya'daki çıkartma 3. Dünya Harbi'ne dönüşür. Planların daha önce sekteye uğradığında
Amerikalılar onlara destek çıktı. Bütün samimiyetiyle kabul eden Indira Gandhi'ye not yolladılar. Orada neredeyse 1 milyar insan var. Neredeyse 1 milyar insan. Savaş da yok, herhangi bir müdahalede. Anlaşıldı mı, yoldaş Maraşal? Söylediklerim sizin için anlaşılır mı? O kadar kolay değil. Yani doğru. Savaş ya da herhangi bir müdahale olmayacak. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi'nin isteği bu yönde. Şimdilik serbestsiniz, yoldaş Kulikov. Sorun nedir yoldaş Maraşal? Maraşal Kulikov için hemen makam odama doktor gönderin. Ivanov, Polonya'da bir casus var. Seni aptal yerine koyup burnunun dibinde işini gören bir casus var Ivanov. Aptal olduğun için pek de bir şey fark etmez. Ama beni aptal yerine koyuyor bu. Bu da çok canlar yakacak sonuçta. Beni aptal yerine koydun. Burnunun ucundaki casusu asla göremedin. Evet, yoldaş Mareşal. Bir daha Polonya'dan bilgi sızarsa, senin için hoş şeyler olmayacağından emin olabilirsin. O yüzden akıllı davranmanı istiyorum. Bulun şu lanet herifi artık. Onu hemen bulun. Reiser, sorun ne? Getirdin mi? Evet, al. Sadece bir tane mi? Yeter de artar bile. Nasıl kullanılıyor? Isırıp yutacaksın. 8 saniye sonra kendinden geçersin. Hiç acı çekmediğini söylüyorlar. Bunu istediğinden emin misin? Evet, sağ ol. Seni hemen ülkeden tahliye edebiliriz. İyi de benim evim burası. Saçma sapan bir şey yapma lütfen. Eğer bir çıkış yolu bulamazsan bunu biz bulacağız. Sana söz veriyorum. Çıkış yolunu ben bulacağım. Seni yüzüstü bırakmam. Git artık. Albay Kuklinski? Evet, benim. Kasanız var mı albayım? Evet, neden? İçişleri Bakanlığı'ndan sevkiyat var, çok gizli. Belgeleri güvenli bir yerde muhafaza edin ve kimseye de göstermeyin. Bu odadan dışarı çıkarmayın. Kopyalamayın ya da herhangi bir not almayın. İçişleri Bakanlığı'nın emriyle. İmzalayın lütfen.
Bahar Operasyonu. Ulusal Kurtuluş Askeri Konseyi tutuklama ve 5897 gözaltı. Dayanışma savunucuları ve sözde muhalif kesimler. Buyak, Leş Valesa. Bugün erken mi çıkıyorsunuz? Evet, görüşmek üzere. Bir sorun mu var? Hayır ama bu sabah şehirde... Canın yandı mı? Hayır ama başım dönüyor. Dikkatli ol. Kalkabilir misin? Evet, eve gitmem lazım. Eve mi gideceksin? Burnun kırılmış. Kliniğe gidelim. Size eşlik ederiz. Çok kötü çarptın ama. Burnun kanıyor. Beyin sarsıntısı geçirmiş olabilirsin. Kağıtlarım. Boş ver onları. Kendini kötü hissediyor musun? Bana yardım et. Bakalım. Kağıtlarımı almam lazım. Peki, hadi. Peki. Kağıtlarım. Tamam. Beyin sarsıntısı mı geçiriyor? Muhtemelen hayır. Ama tetkik için hastaneye görünmesi gerekebilir. Bakın gitmem lazım. Hayır. Oturun yoksa burnunuz eğri büğrü olacak. Tamam, zor bir zamandayız. Kriz var farkındayız ama çok fazla çalışıyorsun. Duvara tosluyorsun. Ne oldu böyle? Biri mi saldırdı? Evet, dayanışma. Tanrı'ya şükür. Aklını kaybettiğini sanıyordum. İşte kağıtların. Hepsini buldum. Neler oluyor? Sovyetler sivil çalışanlarını tahliye ediyor. Bunun Roma'da Papa'ya ulaştığından emin ol. Otur. Sekiz kişi mi? Evet yoldaş Mareşal. Hepsi Polonya'dan mı? Evet yoldaş. Romalı kaynağıma göre öyle. Papa'nın yakın çevresinde casusun var mı peki? Roma'daki kaynağım Polonya Milli Savunma Komitesi toplantısında General Siviski'nin ileri sürdüğü Bahar Harekatı da dahil olmak üzere CIA'nin yönetim planları olduğunu bildiriyor. Yaklaşık 30 kişi falan var. Evet. Ama CIA'nin Vatikan'a yolladığı metin, generalin elle yazılmış düzeltmelerini kapsamıyor. Siviski komiteye yaptığı sunumdan hemen önce düzenledi. CIA'nin elindeki metin sadece 8 kişinin yer aldığı bir önceki nüsha. Ne zaman Polonya'ya gidiyorsun? Şu anda uçak bekliyor. Gel otur.
Genelkurmay Başkanlığı'nda bir hain var. Lanet olası casus Amerikalılar için çalışıyor. Bu şüphe de nereden çıktı? Şüphe değil bu. Sovyetlerde istihbarata karşı koyan yoldaşlarımız tarafından Romalı kaynaktan bize gelen bilgi bu. Anlaşıldı mı? Anladın mı? Milli Savunma Bakanı'nın ve savcının emrine amadeyim. Benim hatam. Suçlunun kim olduğuna daha sonra karar veririz. Bir an önce şu pislik herifi bulup bacaklarından sallandırmamız gerek. Gendera. Gerekli olan bütün yardımı bizden alabilirsin. Bu tek ve sen her şeyi bir kenara atıp bu işe odaklanın. Bu işi halletmemiz şart. Peki yoldaş. Şüpheliler listesinde kimler var? Şüpheliler listesi değil, yalnızca olası çözümleri içeriyor. Biz Rokovaçki ve şu Kriptocu, neydi adı? Neydi onun? Yarbay Brozovska. Evet öyle, Brozovska. Bu görevde askeri savcının emrine amadeyim efendim. Ben de öyle, anca beraber kanca beraber. O halde bu durumda baylar gerekli olacağını sanmıyorum. Ben doğrusu... Lanet olsa ki gerekli. İhtiyarla konuştum ve o da savcının emrine amade. Beni yanlış anladın. Aslında bu kişi... Aslında şöyle bir şey var. Gerçek şu ki kendi soruşturmamızı daha etkili bir şekilde yürütürken Sovyetlerin hiçbir şeyden haberi olmayacak. Çünkü birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Şimdilik ağzınızı sıkı tutun. Sakın unutmayın sıkı yönetim. Ayın 13'ünde başlayacak ve o vakte kadar o heriflerin kellesini istiyorum. Ben generali görmeye gidiyorum. Biliyorlar. Derhal tahliye edilmem gerek. Ailemle birlikte. Jack Strong. Hata. Derhal tahliye ama sadece ailemle birlikte. Jack Strong. Thank you.
Hadi. Sinyal yok. Mesajın alındığını onaylayın. Olumsuz. Strong'dan mesaj yok. Derhal tahliye. Sadece ailemle. Jack Strong. İşleniyor. İşleniyor. Hata. Lanet olsun! Bogdan, hadi kalk. Kalk hadi. Uyumuyorum. Oğlum. Ne oldu baba? Yardımına ihtiyacım var. Yarın atölyeye yıkama makinesi alacağım. Zaten Ostaşevski'den bagaj arabası ödünç aldım. Bu sefer ciddiyim evlat. Kalk hadi. Kalk. Bize anlatacak mısın? Anlatamam. Sevgilin yok, değil mi? Özür dilerim. Hayır, hepsi benim suçum. Bogdan çok mu uzağa gitti? Koskova Caddesi'ne. Şimdiye kadar çoktan gelmiş olmalıydı. Babamı hiç böyle görmüş müydün? Aralık 1970'te. Burada kal.
Ne yapacaksın? Yapmam gerekeni. Ah, Tanrı aşkına. Reisert. Baba. Bu mu? Sadece tesisatçıların hala orada olup olmadıklarına bakmam gerekiyordu. Hiçbir şey anlamıyor musun ha? Niye oraya gittin? Kafan hiç basmıyor mu? Bunu neden yaptın ha? Yapmaman gerekiyordu. Hayatını mahvedebilirdin. Neden mi? Seninkini kurtarmak için. En azından denedim. Özür dilerim. Sessiz olalım. Reisert. Burada kalın. Merhaba. Bu kadar erken geldiğim için kusura bakmayın. Yeni indim ve daha kimse işe başlamamıştı. Varşova'da ne yapıyorsun? Karşı istihbaratlarınızla istişare yapıyorum. Gendera mıydı? Gendera. Varşova'da casusumuz olduğunu biliyor musun? Gendera birkaç isim seçti. Ben de onlarla konuşmaya geldim. Benden intikam alıyor ama neden olduğunu biliyorum. Gendera bizim adamımız. Senin tabirine putek yani. Putek mi? Denize açılarak batıya götürmek istemedin. Pislik herif. Dert etme. Saigon'da daha kötü şeyler yaptık değil mi? Putek'i hallederim. Mısır'daki bir göreve onu yollayacağız. Rakoyevski ne durumda? Var ya mı? O yok. 1970'te Gdansk'taki işçileri yaktı. Aa, evet doğru. Vicdan azabı peşini bırakmaz adamın zira. Maalesef gidemem baba. İza var. Kal o zaman baba. Kimse kalamaz. Tamam mı? İşaretinle birlikte teker teker acele etmeden her zamanki gibi evden ayrılmalısınız. Sıradan bir iş günü izlenimi uyandırmalı, tamam mı? Bariz ve bir sebebi var gibi. Böyle olmak zorunda. Ne sebebim olabilir ki? Tahminhaneyi yıkama makinesi al. Aa, sana sebebim. Sonrasında onunla ne halt edeceğim peki? Bence bu iyi bir fikir. Sonra sokağa bırak. Asıl bu iyi fikir. Yıkama makinesini... Her şeyi bırakıyoruz. Herhangi bir şey götürüp satamayız, tamam mı? Cebimize ve annenin çantasına ne sığarsa onları alırız. Anlaşıldı mı? Dolar, takı, Zuza bile İza ile kalacak. Peki Polonya paralarımız? Evden ve bahçeden uzak bir yere göm. Sonrasında nerede olduklarını İza'ya söyleyebilirsiniz. Hiçbir şeyden bahsetmeyin ama. Hafta sonu köpeği bırakacağımızı söyle. Şimdi en önemli mevzuya geldik. İşaret verdiğimde hepiniz saat 11'de vakit kaybetmeden sokak lambasının oradaki ana veri yönetiminde olun. Evlat! Bu sefer her şeyi aklında tut. Tanrım. Bizi öldürecekler mi? Evet. Muhtemelen öyle, evet. Bizi öldürecekler. Kalırsak sizi öldürmezler. Sadece beni öldürürler. Özür dilerim. Tamam, kalalım. Hayır. Hepimiz gidiyoruz. Yeterince konuştuk. Hadi gidelim. Saat 8:21.
bir adet araba geliyor. Plakası WIG5536. 11 numaranın önüne çekiyor. Bayan Kuklinski evden çıkıyor. Arabaya biniyor. Ve uzaklaşıyor. Tamamdır. Olsa eskilerde ne dönüyor? Orada tamamen sessizlik hakim. Görünürde hareket yok yani. Hı hı. Tamam. Gözlemlendi. Saat 10.01. Kuklinski'nin oğlu. Bogdan evden çıkıyor. Ve kız arkadaşı Isabella Michalak ona eşlik ediyor. Gözlemlendi. Tamam. Saat 10.05. Albay Yendera yaklaşıyor. Böyle bir işin şakasını bile yapma. Lanet olsun. Sakla şunu, sakla. Merhaba baylar. Merhaba, merhaba albayım. Ne var ne yok? Her zamanki şeyler albayım. Her gün olduğu gibi herkes işine gitti. Kalanlardan biri numara 17'de oturan karları temizleyen sığar ihtiyar kadın. Diğeri ise Kuklinski'nin oğlu Veldemar ama o hep geç uyanır. Baksanıza şu Putek değil mi? Putek Mısır'a gönderilmemiş miydi? Ne alt ediyorsunuz siz? Siz miydiniz albayım? Peki ya sen? Burada ne işin var? Mısır'da olman gerekirdi. Ben gitmeden önce davayı kapatmak istedim. Senin davanı ben aldım Putek. Eğer kaçarsa sonuçlarına da siz katlanırsınız o zaman. Baban iç güvenlik kuvvetinde savaştı. Babam 1944 yılından bu yana ölü ve bununla hiçbir ilgisi yok. Ailemden hiç kimsenin bu konuyla bir ilgisi yoktu. Ben öyle düşünmüyorum. Oğlunun ölümünün senin nasıl gördüğünün hiçbir önemi yok. Yaptığın şeylerin bir sonucu olduğunu söyleyebilirim. Sarı bir minibüs olmalı. Sulubiç'e. Sulubiç'e 19, Doğu Berlin 21.30. Giriyoruz. Bütün birimleri alarma geçir. İçeri giriyoruz. Karşı istihbarat, kapıyı aç. Aksi takdirde kapıyı kırarız. Aç kapıyı. Hemen kırın kapıyı. Evin arka tarafını kuşatın. Hadi. Karşı istihbarat! Çık dışarı! Çık dışarı dedim sana! Çık dışarı! Seninle konuşuyoruz! Çık dışarı! Çabuk çık! Çık dışarı! Hadi! Başaracaktır. Yavaştır ama ona güvenebilirsin. 3 dakika sonra yola çıkmazsak bizi beklemezler. Ne yapacağız?
Onu yakalarlarsa geri dönmem için bana baskı yaparlar. Belki de hiçbir şey yapmazlar. Beni yakalamak için her şeyi yaparlar. Her şeyi mi? Her şeyi, evet. Baba, ne yaptın sen? Yabancı bir istihbarat teşkilatına hizmet ettim. İşe koyulun beyler, bir şeyler olmalı. Her yeri didik didik arayın. Burada hiçbir şey yok. Banyo fayanslarını da kırın. Tek kelime etmedim baba. Baba, özür dilerim. Bir şeyler yap. Bogdan, aşağı inip kepimi ver. Koltuğun altında. Geliyor, durdurun onu. Tamam, gidiyoruz. Cadde kapatıldı. Çıkmaz sokağa doğru devam edin. Ne yapıyorsun? Kelepçelesene. Kadını da. Neyi bekliyorsun? Ayşe!
Anne, baba, işte orada. Ah oğlum. Kapıyı kırdılar. Evet. Kaçarken göründüm. Evet. Birazdan gelirler. Bin hadi. Hiçbir şey yok mu? Yok albayım. Şu anda sınırın ötesinde olduğuna eminim. Tahmin yürütmekten vazgeç. Burada bir şeyler olmalı. Bahçeyi kazın. Albayım şuna bakın. Kontrol noktası, Doğu Berlin. Tamam. Buyurun evranız. Aç. İlerle, ilerle. Yavaş. Devam et. Tamam, dur. Belgeler. Arkayı aç. Sandığı aç. Bu konuda hiçbir şey yapamam. Diplomatik posta. Klaus! Bu minibüsün hiçbir kaydı yok. Aç şunu. Bir dakika. Bir dakika. Minibüs yeni olduğu için henüz kaydı yok. Varşova'yı arayıp kontrol edin. Varşova'yı ara. Yoldaşlarımız bu konuda ne diyor öğren bakalım. Buna gerek yok. Göz Varşova hattında. Sınırı geçmek için olası bir yasa dışı girişimi rapor ettiler. Klaus! Buraya gelin.
Auschwitz'te bu köpekleri kullandınız değil mi? He? Uslu köpek. Sakin ol bakalım. Uslu köpek. Kovalik! Evet efendim. Bu ikisini Putik'e kontrol ettir. Amerikan Büyükelçiliği'nde çalıştıklarını söylüyorlar. Bir dahaki sefere kaydınızı güncellemeye atlamayın. Anlaşıldı yoldaş. Beni affet Tanrım. Hoşça kalın. Neden Ostasevski'yi tutuklamak için buraya geldin? Kasım ayında Ostasevski Fransız istihbaratıyla temasa geçti. Sen kimin peşinde olduğumuzu düşündün? Ben mi? Hiç kimse. Kuklinski. Baylar, burada bırakalım. Zbigniew'in ofisi, Washington, Aralık 1997. Albayı yeterince yorduk. Teşekkür ederim baylar. Teşekkür ederim Albay Kuklinski. Sizinle bizzat tanışmak bir onurdu benim için. Peki albay, bu kadar uğraşmanıza değdi mi? Polonya, Polonya özgürlüğüne kavuştu ve nispeten güvenli hale geldi. Yakında NATO'nun bir parçası olacağız. Amerika bunu mümkün hale getirmek için savaş stratejisini değiştirdi. En önemlisi de bir dünya savaşını önledik ve Sovyetler Birliği çöktü. Evet, buna değdi. Akademiye gidiyor musun? Hayır. Oğlum öleli bir yıl oldu. Bugün onun ölüm yıl dönümü. Seni mezarlığa götüreyim mi? Hayır, teşekkür ederim. Büyük oğlum buraya geliyor. İyi olacak mısın? Evet.
Ona saygı göster. Teşekkür ederim.1984'te Albay Kuklinski hakkında askeri mahkeme tarafından idam cezası verildi. 1997'de mahkeme tarafından tüm suçlamalardan aklandı. Baskı altında hareket ettiğini söyledi. Kuklinski'nin ihanet davası Polonya'nın NATO'ya katılımı için önemliydi. İki oğlu Bogdan ve Waldemar 90'larda şüpheli bir şekilde öldü.